Yılın Savunma Oyuncusu ödülüyle o zaman devam ediyoruz. Yılın Savunma Oyuncusu ödülünü almak üzere Galatasaray'dan Markao'yu ve ödüllerini takdim etmek üzere Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'i sahneye Sayın Başkanım'ı davet ediyoruz. Evet. Markao antrenmanı var sanırım. Antrenmanı var. 7 dakika sonra burada. 7 dakika sonra buradaymış ama başkanımızı almıştık. Aldık. Sayın Başkanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi burada ağırlamak gerçekten bizim için de büyük bir onur. Markao'ya gelene kadar müsaade ederseniz size de gündeme dair sorular sormak istiyoruz efendim. Ben mikrofonu takdim edeyim. Son iki haftadaki futbolu çok beğenildi Galatasaray'ın. Bundan sonrasına dair düşüncelerinizi aktarırsanız seviniriz. Evet, son 40 kaç maç oynayacağız? 40. 40. Son 40 haftadaki bütün maçlarımızın ve sonuçlarımızın aynı şekilde olması dileğiyle. Buradan da sevgili futbolcularımıza, sevgili teknik heyetimize, hocamıza ve sahada olmasa da bütün kalpleriyle bizi destekleyen sevgili taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Tabii ki basın emekçisi siz kardeşlerime de bilvesiyle teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Markao'nun gelmesine biraz daha var. Başkanı bekletelim mi? Evet. O zaman birkaç bir ödülümüz daha var. Biraz dinlendirmiş olalım. Önce ödülü verelim. Yılın en değerli yabancı futbolcusu ödülüne geçelim. Fernando Muslera. Muslera da ne yazık ki aramızda yok. Yeni iyileşti. Antrenmanlarına devam ediyor. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Markao'ya gelince tekrar ödül törenine devam edeceğiz başkanım ama biraz daha terletebilir miyiz sizi müsaadenizle? Muslera'ya soralım hocam. Size antrenmanda olması gerçekten Sayın Başkan çok heyecanlandırdı taraftarı. Onun paylaşımlarıyla beraber hala o kaptanlık hissini tüm taraftarı yeniden hissettirdi. Muslera ne zaman dönecek Sayın Başkan? Muslera inşallah Ocak ayında dönecek. Yani devre arası. Tabii Ocak ayı da geliyor. Menajerlerin dönemi başlıyor. Peki açık ve net sorayım. Onyekuru haberleri çok çıkıyor Sayın Başkan. Var mı Galatasaray'ın ilgisi Onyekuru'ya? Vallahi bizim dışımızda bir takım algı yönetimleri, bütün kulüp başkanlarımın ortak sorunu. Av mevsimi başladı diyoruz biz. Yani hangi menajer daha güçlüyse kendi algı yönetimiyle kendi futbolcusunu pazarlıyor. Ben bunu başkanlığımın 2-3 yılı içinde gördüm, yaşadım. Tabii ki ben taraftarımızın istekleri bitmez. Ben de bir taraftarım. Ben de dünyanın en iyi futbolcularını, hatta ben bir daha da yukarı çıkıyorum. Messi'yi, Ronaldo'yu, aklınıza gelebilecek 11 kadroyu istiyorum. Bunu yapamayanlara da beceriksiz diyorum. Kendim dahil bütün başkanlara. Şimdi çok acı sevgili Ahmet Başkanım alkışlıyor. Yani dünyanın en zor işlerinden birinin, bir sivil toplum örgütünün, eğer ikinci bir ajandanız yok, sadece manevi tatmin için orada bulunuyorsanız, en zor işlerden biri olduğunu gördüm. En nankör işlerden birini oldu gördüm. Vefa, teşekkür, sadakat duygularının kendi cephenizden en aza indirgendiğini görüyorsunuz. Av mevsimi başlıyor. Fadime'yi evde tutamayacağız. Tabii şimdi değerli arkadaşlar, yani kulüpler bütün Avrupa'da, bütün dünyada zor durumda. Şimdi bunu dedik mi en iyi durumda biziz, en kötü durumda şu, bunu da deniyor. Bu total bir zorluk. Bugün İtalya'da yani Real Madrid kar açıkladı ama Barcelona çok 150 kötü durumda. Küsur. Evet. Biz futbolcularımızla tek tek görüştük. Diğer sevgili başkanlarım da görüştü. Bir kere kendi çıkarına aykırı hiçbir şeyi insanlar kabul etmez. Bu doğal bir durum. Ama bir şeye katlanacaksak ortak fedakarlık, ortak olma. Biraz önce sevgili iki Trabzonlu futbolcum ne dedi? Sörlot da dedi aynı şeyi. Bu bir takım oyunu. Bu bir birliktelik. Tek başına olmaz. Eğer birileri sıkıntı çekiyorsa, bu bir camia ise o camiayı oluşturan paydaşlardan, en önemli paydaşlardan
kişiler de fedakarlık etmeli. Tek taraflı olmaz. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü. Giderlerimiz euro cinsinden olduğu için, ki bizde ödemelerin %80'i euro, diğer takımlar da pek farklı değil. Arttı kur farkı. Devletimiz sağ olsun yardımcı oluyor. Bakın bunu hiç nezaketle değil, samimiyetle söylüyorum. Devletimize bu anlamda biz medyunu şükranız. Ama bu ne kadar böyle gider? Bence 4 ay dayanalım. Bence, benim kanaatim. Geçen yıl Beşiktaş maçından önce bir kehanette bulunmuştum. 1 yıl sürer diye. Çünkü bir aşının gelişmesi 10 yıldır Dünya Sağlık Örgütü. Fakat Ebola'yı 4 yılda buldular. Bunu 1 yılda bulurlar inşallah dedim. İnşallah Mart-Nisan'da seyircili olarak yine sahalarda kıyasıya mücadele ederiz. Feyir içinde, dürüstlük, mertlik içinde alırız. 7 dakika doldu mu? Başkanım, bir televizyoncu gibi yardımcı oldunuz ama biz sizi yormayalım. 7 dakika biraz uzamış. Marco Ağa geldiğinde yeniden lütfetmenizi isteyeceğiz sahnemize. Çok teşekkür ediyoruz Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'na. Efendim, kendisi ilan etti. Av mevsimi başladı dedi. Bir an Sayın Genel Müdürüm de burada, arkadanları Genel Müdür Abdülhalik Çimen. Kırmızıları hazırlıyoruz efendim biz müsaadenizle. Sayın Başkan startı verdi transfer için. Sayın Zeki Uzundurkan da manşet çalışmalarına şimdiden başladı. Biz gazeteciler de böyleyiz efendim. Ödül de veririz, haberi de yaparız. Çünkü işimiz bunu gerektiriyor. Lütfen alınganlık göstermeyin değerli başkanlarımız. Ödül törenine devam ediyoruz o halde. Yılın Joker ödülünü almak üzere Beşiktaş'tan Atiba'yı ve ödülünü takdim etmek üzere Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'yi sahneye davet ediyoruz. Yeah, it's a very nice award. I'm pleased for it. I'm grateful obviously and happy for, you know, the people that have voted for me and yeah, I'm appreciative of it. So, thank you very much. I'll continue to do what I have to do. Let me translate first. Atiba'ya aldığı ödülle ilgili duygularını sordum. Kendisi de çok mutlu olduğunu, bu ödüle layık görüldüğü için müteşekkir olduğunu, kendisine oy verenlere de çok teşekkür etti. Ve yine sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim dedi. So you're here as a derby winner, Atiba. What is your secret? Yeah, no secret. It's just... You know, we were a team and, you know, we did well and obviously it was 2 good teams playing against each other and this time we were fortunate to come out with a win. But yeah, it's a long season so we're just taking it one step at a time. Tabii habercilik diyoruz. Derbiyi de sormadan olmazdı Atiba'ya. Bir derbinin kazanan tarafı olarak buradasın. Nedir sırrınız diye sordum. O da aslında bir sır değil. Biz takım olarak mücadele ettik, takım olarak kazandık. Ama bu sadece bir maç ve sezon çok uzun dedi. And personally, how long we can watch you on the pitch? Yeah, this is you know, my last season in my contract. I still feel okay. I've said it a few times. If I feel good at the end of the season, then you know, I'll obviously think about continuing to go. The most important is that I still enjoy the game. I'm still having a lot of fun, and just to be around the guys in my team, playing for Beşiktaş, I'm very happy about that. So we'll see how long it goes. Ve tabii son olarak Atiba'yı daha ne kadar sahada görmeye devam edeceğiz diye sordum. O da Beşiktaş'ta sezon sonunda kontratım sona eriyor ama burada oynamaktan çok memnunum dedi. Ve kendimi iyi hissediyorum. Kendimi iyi hissettiğim için birkaç sezon daha devam etmek istiyorum. Ama tabii bunu sezon sonunda göreceğiz. Beşiktaş'ta çok mutluyum dedi Atiba. Thank you so much. Teşekkür edip Atiba'yı yerine uğurlarken Sayın Başkanım, zor sorularımıza başlıyoruz müsaadenizle. Sayın Başkan, tebrik edelim. Aslında Atiba'nın bıraktığı yerden başlayalım isterseniz. Daha oynamak istediğini de söylüyor Atiba. Şimdi ara transfer dönemi var. Derbi galibiyetle noktalandı. Neler söylersiniz? Kiralık oyuncular çok beğenildi. Kalması konuşuluyor. Bu konuda bir çalışma var mı?